Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rızasını kazandınız. Çünkü 8 aydır sürdürmeye çalıştığımız yüce annelerimizi tanıtmak programındaki her yüce Allah'ın mutlak rızası içindedir. Onlara karşı en ufak bir saygı, en ufak bir ilgi de otomatikman Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeder. Allah'ın kendi sevdası için halk ettiği kainatın ve birçok alemlerin içerisinde şüphesiz ki en şiddetli hadise Fahri Kainat Efendimiz'in varlığıdır. Yani Nur-u Muhammedi'dir. Bütün eşya, bütün olaylar, Leyli Mahfuz hep bu Nur-u Muhammedi'nin sırrı içerisinde ışık saçar. Kaderler Nur-u Muhammedi'nin hikmetinden yansır. Bütün bu harika kıymetlerin içerisinde kim ki Nur-u Muhammedi etrafında şiddetli bir cazibeye tutuluyorsa Allah'ın göz bebeği kesinlikle olur. İşte bu sene ancak 8 tanesini anlatabildiğimiz şüphesiz daha pek çok var olan İslam annelerinin de özelliği Nur-u Muhammedi'nin sevda fırtınasına tutulma kabiliyetidir. Eğer böyle bir kabiliyeti yoksa insanda elbette onlar gibi olamayız ama Fahri Kainat sevgisine ve muhabbetine tutulamayan gönüllere heyran. İnanınız evrende o kadar farklı, o kadar silik kadınlar ki akıbetleri ne olur Rabbim bilir. Ama Nur-u Muhammedi sevdasına kapılmadan insanların varlıklar işte bu dünyanın içerisindeki 60-80 gibi çok soğuk bir çizgi üzerinde kalır. Biz kendi açımızdan, sizler kendi açınızdan böyle bir güzellikleri seyretmenin, konuşmanın hazzına varmış olabiliriz. Ancak unutmayınız ki Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi olmadan Cenab-ı Hakk'ın muradı daha özünde Cenab-ı Hakk'ın hazzı olmadan kesinlikle onları alabilmek, anlayabilmek, tanıyabilmek mümkün değildir. Onlar lütfetmişler, Cenab-ı Hak lütfetmiş, onları bize tanıtarak Habibinin nasıl sevmemiz lazım geldiğini göstermek için bu program dizisini bu yıl içerisinde bitirmiştir. Eğer insanlar Fahri Kainat'ın özündeki hikmetleri, sırları anlamıyorlarsa ki anlamıyorlar, işte bu yüce annelerimizden başlayarak Allah tanıtıyor. Benim Habibim budur, benim Habibim böyle sevilir diyor. Sırayla bütün programlara gelebilen kardeşlerimiz çok iyi fark etmişlerdir ki takdim etmeye çalıştığımız 8 annemizin her birisinin Fahri Kainat Efendimiz'e karşı duyduğu sevda farklı pencereleri temsil etmektedir. Zaten itinayla buna dikkat ettik ve Fahri Kainat Efendimiz'i sevmenin, ona bağlantı kurmanın, gönülden ona yol bulmanın sırrını, hikmetini nasıl çeşitli kanallardan olabileceğini ayna ayna anlatmaya çalıştık. Hazreti Esma'dan başladık. Sırayla Hazreti Esma'nın Efendimiz'e karşı olan sevgisindeki arınmış fedakarlığı seyrettik. Daha sonra diğer annelerimizle Efendimiz'e eş olan Hazreti Hatice annemizi, Ayşe annemizi andık. Anne makamında olan Hazreti Amine'yi andık. Bunların hepsi İlahi sevginin farklı yansımasıydı. Ve her birisi de ayrı ayrı zirvede olan sevgilerdi. Çünkü sevginin yansımasındaki farklar insanın beşeri duygularıyla sanıldığı gibi ölçüler içinde değildir. Bir anne sevgisi çok şiddetliyse çok kutsal bir sevgidir. Bir kadınla bir erkek arasındaki tamamen şeriat hududunda kalan sevgi çok yüksekse o da kutsal bir sevgidir. Buna karşılık bir insanı sırf Allah için sevebilmek, o da çok kutsal bir sevgidir. Allah için sevebilmenin örneklerini gerek Hazreti Sümeyye'de gerek Hazreti Mesih'de seyrettik. Şimdi başka bir örnekten, başka bir pencereden
Hazreti Şema'yı seyretmeye çalışacağız. Bu gönüller arasındaki çok ince farkları gönlünüze sindirmeye çalışın. Sevginin tarzındaki şiddeti ama buna rağmen intizamı, tıpkı Allah'ın yarattığı çeşitli varlıklarda, mesela çiçeklerdeki farklılıklar gibi o sevgiler arasında da çok zarif farklılıklar var. Ama hepsi birbirinden güzeldir. Bu zarif farklılıkları yakalamak lazım. Bu zarif farklılıkları yakalayabilirsek kendimizle mizaç itibariyle hangi raya oturabileceğimizi keşfeder, o sevginin potansiyelini oradan yürütme çarelerini bulabiliriz. Ve her şeyden evvel bu annelerimizin her biriyle gönül irtibatımızı kesinlikle kesmeyin. Biraz evvel dışarıda konuşuyorduk, hatırıma geldi. Hakikaten dünyada yaşamak çok zor bir şey. Ama bu zorluk, inançsızların sandığı gibi bir takım ekonomik zorluklar, beşeri, sosyal sıkıntılar değil. Çünkü biz dünyaya Allah'ı bulmak, daha önce bize lütfedilen Allah'a ait sırları yeniden yaşayabilmek için gönderildik. Eğer bunu tekrar bulamazsak, veylul, Kur'an'da sık sık bu tanım vardır. Türkçesi biraz kaba bir kelimedir ama doğrudur. Tedavuk eder, yok olur. Halbuki Allah'ı bulmanın zorluğu aşikardır. Çünkü o bir heyecan, bir duygu platformunda bize takdim edilir. Eğer zihne, akla takdim edilse olay çok kolaydır. Ama duyguya takdim edildiği için duygu duyabilmek kabiliyetinin merkezi olan kalpte en ufak bir galak olursa, en ufak bir arıza olursa derhal şeridimiz kopar. İlahi gerçekle Allah'la şeridimiz korktuktan sonra da beşeri bir vaziyette yaşamanın ilkelliğinden ibaret kalır hayatımız. Bu zor şeyde, badirede, dünya badiresinde her tarafta nesne çeşitli manevi ters fırtınaların altında her şeye rağmen Allah ipini bırakmadan Allah'a koşabilmenin hep türlü ızdırabın içerisinde, her sıkıntının içerisinde daima Allah'a yaşayabilmenin imkanını bize İslam büyükleri öğretmiştir. Onun için Efendimizin yakınları fevkalade önemlidir. Efendimizin getirdiği bu muhteşem, harika dini, daha doğrusu bu harika Allah sevdasının insana geçiş tarzını ancak bu büyüklerden anlayabiliriz. Çünkü Efendimizle Allah arasındaki muazzam aşkın yansımalarını biz kul olarak yakalayamayız. Ancak Efendimizden yansıyan ve onu çok iyi, onun rüzgarına kapılan İslam büyüklerinden, gerek hanımlardan, gerek İslam büyük erkeklerinden, yücelerimizden sezebiliriz. Şimdi böyle bir merdiven içerisinde müdahale etmek lazım. İnşallah nasip olursa, önümüzdeki sene Allah ömür verirse, İslam yücelerini Hazreti Zeyd'den başlamak üzere anlatmaya çalışacağım. Oradan aldığımız bir rüketle, İslam adına aldığımız bir rüketle gönlünüze sindirirseniz, inanınız Allah'a kaybetmeden ömrünüzü tamamlarsınız. Ama bunları sindiremezseniz, bu sevgiyi bulamazsanız, insanın bir şeyi ezberlemekle Allah'a gidecek bu çetin çizgiyi yakalayıp devam ettirmesi mümkün değildir. Mutlaka kopardır. Çünkü biliyorsunuz hepiniz hayatınızda fark etmişsinizdir. O duygusal haliniz, hissetme haliniz o kadar çabuk zedelenir ki, o kadar çabuk söner ki, çok güzel hissettiğiniz bir anı bir saniye daha devam etsin diye çabalasanız yakalayamazsınız. İşte böylesine hassas bir konuda en iyi çare bu İslam yücelerinin ceryanlarını gönlümüze birer kablo halinde koyup kablolu yayını seyretmek. Bu kablolu yayını seyrettiğiniz zaman zaman içerisinde fark edeceksiniz ki hiç aklınıza gelmeyen manevi hazları, manevi yorumları kazanacaksınız. Manevi yorumları kazanabilmek, manevi hazla ulaşabilmek için zannettiğiniz gibi uzun boylu zikirler, ibadetler yapmak, kitap okumak değil, gönül kapısını açık bırakmak lazım. Eğer gönül kapısı açık değilse ömrünüzün bütün saniyelerini her türlü emekle geçirseniz hiçbir etki yapmaz. Rüzgar gibi bir uçtan gelir, bir uçtan gider. Yine dikkat ederseniz dinlediğiniz sözler,
seyrettiğiniz şekiller, bitmez filmler, senaryolar, bazıları ciddi olarak sizin içinizde kalır. Fakat %99,9'u çeker gider. Belki seyrederken biraz etkilenirsiniz. Ama kalktığınız zaman gönlünüzde hiçbir şey kalmadığını görürsünüz. Çünkü onlar mana rüzgarı değildir. Çünkü onlar arz ettiğimiz gibi Efendimizin sevdasına yakalanan insanların öyküleri değildir. Onların sanatları değildir. Onun için onlar bir anlamda yıpranmaya, solmaya mahkumdur. Şimdi Efendimizin doğum haftasına rastlayan bu günde bizim de annelerimize ait programımızı tamamlamak gibi bizim elimizde olan bir şey olmadığını inanıyorum. Bir de ne var? Bu programı bu kadar verdi. Bizim niyetimiz biraz daha yaz aylarına sarkıtmak da var. Cenab-ı Hakk'ın lütfu bu kadar diye tahmin ediyorum. Bunun tevafukunda da büyük bir hikmet vardır. Bütün bunlar alemlere rahmet olarak lütfedilen Fahri Kainat Efendimiz'i anlayan insanlara dile getirerek Fahri Kainat nasıl anlaşılır sorusunun cevabını ortaya getirmektedir. Ben kuru kuruya, efendim çok büyük bir insan, çok yüce bir insan, peygamberlerinden en büyüğü gibi yuvarlak, anlamsız laflarla Fahri Kainat Efendimiz anlaşılmaz. Bunu iyice bilindir. Fahri Kainat Efendimiz kesinlikle bir sevdadır. Allah kendi sevdadır. Çünkü Allah kendi güzelliğini seyretme aşkına düşmüştür. Bu aşkın seyredebilmesi Allah'ın bir anlamda sırlarının yaşanabilmesi için çok ciddi olarak bir gönül gayretine ihtiyaç vardır. İşte bu gönül gayretinin temsilcisi olan Efendimiz kainattaki bütün varlıklar içerisinde, kainattaki madde ve mana sırlar içerisinde Allah'ı en güzel şekilde yaşama sanatına sahiptir. Fahri Kainat Efendimiz'in Allah'ın bütün hikmetlerini, bütün sırlarını, yaşama sanatını gösterdiği çok özel bir yansıtması vardır bize. Fahri Kainat Efendimiz Miraç'a intikal ettiği zaman Allah mana lisanıyla bana ne getirdin Habibim dedi. Sevginin bana ne getirdin? Fahri Kainat Efendimiz de dedi ki Allah sana öyle bir şey getirdim ki sende yok. Sende olmayan bir şey buldum getirdim. Bu bir nevi kainat platformunda, nevi mahfuz platformunda bir sürpriz yansımaydı. Cenab-ı Hak her şeyi her an içinde yaşayarak bilen Allah için bir meçhul olmamasına rağmen Cenab-ı Hak o sırada bütün müşahede düğmelerini kapattı. O sürprizin hazzını almak için. Yoksa Cenab-ı Hak ne getirdim deyince nazar eder, o anda Fahri Kainat Efendimiz'in söylemek istediğini bulurdu. Ama Allah'ın kendi sanatına karşı olan büyük hazzı o sürprizi Efendimiz'in ağzından dinlemek istedi. Efendimiz de dedi ki, sende olmayan, sana getirdiğim bu mucizevi hediye yokluktur dedi. Çünkü gerçekten Allah'ta olmayan tek şey yokluktur. Efendimiz'in bunu keşfetmesi Allah'ı en iyi anlamanın sanatıdır. Eline hem süt anneliğine müyesser olan Hazreti Şifa ve Hazreti Süveyli'ydi. Bunlar onun fevkaliliğini görmüştü. Ama bu fevkaliliği görmelerine rağmen Hazreti Amine annemize meleklerin getirdiği hususi mesajlar Allah'ın verdiği rüya şeklindeki işaretler dışında Fahri Kainat Efendimiz'i tanıyan ilk kişi bir nevi Şeyba halamızdı. Tarihler okurken hatırlıyorsunuz Şeyba halamızın ruhuna diye, halamız diye zikrediniz. Bütün insanların halasıdır. Fahri Kainat Efendimiz'in kız kardeşi, süt kız kardeşi olan Ümmek Şerefi, bütün insanlığın havasıdır. İşte Hazreti Şeyma bu çocukluk zevkinin bütün ayrıntılarını Fahri Kainat Efendimiz'le beraber yaşadıktan sonra, ondan sonra Fahri Kainat Efendimiz'in kendi hayatını dönen bir platform oldu.
ticarete başladı. Hazreti Hatice ile evlendi. Elbette el mesuliyetine mecbur oldu. İşte bu sıralarda hiçbir an Tarih Gelen Efendimiz ne Hazreti Halime'yi ne Hazreti Şeyma'yı özellikle ticaret dolayısıyla fevkalade gelişmiş olan maddi vaziyeti dolayısıyla her vesileyle onlara hediye gönderir. Adeta kapıdan Mekke'den birisi geldiği zaman Hazreti Halime ve Hazreti Şeyma büyük bir neşeyle yine Muhammed'den bir selam geldi. Bir hatır soruşu geldi ve hediye geldi diye mutluluğa düşer oldular. Şimdi Hazreti Şeyma öyle panikayelerdi Efendimiz'in perde arkasındaki sevdasıyla öyle çok beslenmişti ki adeta yavaş yavaş vücut ikliminde, gönül ikliminde Efendimiz'in dışında bir varlığın, bir sırrın olmayacağını yavaş yavaş kabul ediyor. Bakınız bu fevkalade önemlidir çünkü sevgiyi insanoğlu dejener eden birbirine karıştırır. Bildiğimiz bir karşılıklı erkek ve kadının birbirini sevmesi, aşkı mecazinin dışında bir çok yakın bir sevgidir. Hazreti Şeyma'nın Tarikayen Efendimiz'e duyduğu sevgi ki fevkalade önemli bir şeydir. Neden? Eğer Hazreti Şeyma bir kadına evli olmasaydı, bir kadına aşık olarak evlenmeseydi ve ömrü boyu bir kadına karşı olan aşkı devam etmeseydi, acaba bu sevgiyle bir aşkı mecazi var mı diyebilirim. Halbuki Hazreti Şeyma ciddi olarak bir kadına aşıktı kocasına. Kocası da Hazreti Şeyma'ya çok ciddi olarak aşıktı. Binaenaleyh Hazreti Şeyma'nın Fahri Kainat Efendimiz'e karşı duyduğu sevda işte hakiki Allah sevdasıydı. Kesinlikle bütün tasavvuf alemi, bütün mana alemi Hazreti Şeyma'nın Efendimiz'e karşı duyduğu bu müthiş sevdaya vurgundur. Çok müthiş bir şeydir bu. En ufak içerisinde mecazilik karışmayan bir sevgi. Biraz sonra sırası gelince söyleyeceğim. Allah sevgisini içerisinde canlı canlı yaşatarak gönlünde kendisinin mecazi aşkını onun yanında soluk olmasına rağmen tutmak ve bu sevdayı gönül dediğimiz bu potada hamur etmek ancak Şeyma maharetidir. Şeyma becerisidir. Onun gibi kimse bu beceriyi gösterememiştir. Nihayet gün geldi, bu sevda bayağı ciddi olarak Hazreti Şeyma'nın gönlünde Efendimiz'den bir bombanın patlayacağını hissetti. Bu da çok önemli. Yani İslam sırrının, İslam nükleer patlayışının ilk şeyini, ışığını, ilk hissiyatını Hazreti Şeyma duydu. Nasıl olur demeyiniz. Çünkü hissi kabile ruku dediğimiz olmadan evvel fark edebilmek için gönlünde çok saf, fevkalade üst seviyede bir sevda olması lazım. Bu sevdayı Hazreti Şeyma gönlünde yaşatıyordu. Bir Mekke'li gördüğü zaman Efendimiz'e bir soruşu vardı heyecanla, nasıl, iyi mi diye hayret eder. Ama bu söylediğim gibi aşk-ı mecazinin çizgilerinin ötesinde. Allah'ın kendi aşkına mahsus bir aşkın adeta bir parçasıydı. Burayı da iyi, buraya da bir nokta koy. Çünkü biraz sonra Hazreti Şeyma'nın mana aleminde, dünya aleminde yaptığı bir takım mucizevi etkileri anlatacağız. Yani bunlar nasıl oldu da Hazreti Şeyma'da oldu, başkasında olmadı demeyin. İşte böyle bu çizgilerden başlayarak Hazreti Şeyma'yı anlamaya başlayacağız. Hazreti Şeyma'nın bunu hissetmesine bir an için 14 asır öncesine gidelim ve Nur şeyinden, mağarasında Efendimiz'e Cebrail'in geliş anını tasavvur ediyor. O anda bomba gibi patladı Hazreti Şeyma. Müjdeler olsun, Muhammed geldi diyor. Fevkalade büyük bir hadise bu. Daha yalnız Cebrail ile Efendimiz arasında İslam dininin ışığı, Kur'an'ın intikali yalnız ikisinin arasında. Hazreti Şeyma ise müjdeler olsun Muhammed geldi. Ey yetim
miskinler, cariyeler, kimsesizler, mazlumlar. Müjdeler olsun, Muhammed geldi. İnsanlık kurtuldu diye dillerinden döküldü. Terkelerde güzel sesiyle bir beste yaptı, Muhammed türküsü ünlü. Mana aleminin üzerine en çok durduğu hikmetli hikmetlerin en başında bir sır. Gönlünden geliyor, destesi güftesi Hazreti Şeyma'ya ait bir Muhammed türküsü intişar ediyor. Şimdi bu intişarın sıradan bir intişar olmadığını doğrudan doğruya Allah'ın sonsuz sınır içerisinde Efendimiz'e karşı olan sevdasının bir yansıması olduğunu ispat edilir. Aralarında 300 kilometre, 350 kilometre olmasına rağmen Cebel-i Nur'da Cebrail Resulullah'ın karşısına girip de İkra'yı okumaya başladığı zaman fevkalade heyecanlıydı. O kadar heyecanlıydı ki neredeyse melek vasıfları içerisinde meleklere ait olmayan bir vasıftı heyecan. Ama buna rağmen çok şiddetli bir aşk yerine tutulmuş gibi fevkalade heyecanlıydı, titriyordu. Adeta kendisini biraz daha alıştırabilmek bu süper vazifeye intimak ederek Efendimiz'e ait vazifeyi tamamlayabilmek için bir melek bekliyordu. Bir yardım bekliyordu. İşte o yardım. Mesafeleri önemli olmayan. Çünkü Cebrail için mesafelerin önemi yok. Zaman diliminde önemi yok. Hazreti Şeyma'nın şarkısını işitiyor. Müjdeler olsun, müjdeler olsun Muhammed geldi dediği zaman Hazreti Cebrail resmen Efendimiz'in etrafını raks etmeye başladı. Efendimiz bunu ifade ederken tabii insan olduğunu anlatırken etrafında hep dönüyordu. Neşeli bir şekilde dönüyordu dedi. İşte Hazreti Şeyma'nın türküsünün adeta raksını yapıyordu. O kadar azaldı ki Hazreti Cebrail bu şeyden müjdeden çünkü bunun yeryüzü kadının artık mutlak bir zafer olduğunu istemiş oldu. 350 kilometre ötedeki bir hanımefendinin Efendimizin gelişine müjdeler olsun diye müjdelemesi fakirlerin, yetimlerin, kimsesizlerin, çaresizlerin hepsine birden intikal eden bu ünlü türkü Muhammed türküsü daha ileride bir başka şey vesile olacak. Çünkü bu öyle mana aleti, öyle bir acayip alemdir ki Allah inşallah hepinizin gönlünü alsın sevdim. Hazreti Şeyma Muhammed türküsünü söylediği zaman kendisi neredeyse yanıp dökülecek kadar ağlar içerisinde bu türküyü söylerken aynı zamanda Cebrail bunun raksını fark edip raksını alırken daha ne düşünüyor? Bütün fakirlerin, kimsesizlerin, cariyelerin, yetimlerin gönlü şenlendi. Ve adeta onlar bu sesi duymadıkları halde, gönül kanalıyla aldıkları halde diyelim ki bir yetim, bir cariye, bir ızdırak içerisinde bir hanedeydi. Bu hanede bir türkü terennüme başlayınca, çünkü ilahi kanala geçti bu. Nasıl ki çeşitli kanallar var bu dünyada, uyduruk televizyonlarla, bu türkü ilahi kanala geçti. İlahi kanala geçince bütün gönüllere yansıdı. İşte o fakir, çaresiz, kimsesiz, cariyeleri, yetimlerin, mazlumların zulüm altında kalanların hepsinin gönlünde bir anlık bir fenerleme oldu. Sanki cariyeler azat olmuş gibi, esinler azat olmuş gibi, sanki fakirler zenginliğe kavuşmuş gibi bir coşkuya düştüler. Bu Şeyma'nın mucizesidir. Gönlünden çıkan bu mucizeyi aldı götürdü, bütün gönüller geldi Cenab-ı Hak. O anda insanların içerisine öyle bir müthiş huzur geldi ki, bu huzur dolayısıyla dikkat ederseniz, İslamiyet'in ilk bir haftasında en aşağı 50 tane cariye ve esir ve fakir Müslümanlık. Böyle tepkinle anlatmakla falan olacak iş değildir. Hazreti Şeyma'nın türküsünden gönüllere giden bir şarkı. Fevkalade önemli bir hadisiydi. Hazreti Şeyma'nın bu sırrından sonra ikinci perdesi açılıyor. Mana dünyasında Hazreti Şeyma'nın hatıra defteri diyelim. Hatıra defterinin ikinci bir sayfa açılıyor. Fahri Kainat Efendimiz'in geldiğini, Kur'an'ın Efendimiz'e geldiğini annesine, Bigad'a ve Abdullah kardeşi, Bigad eşi, annesi de Halime Hazretleri'ni biliyorsunuz, onlara söyledi.
süt kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından Kur'an sırrıyla müjdelendi dedi. Ve ben şu anda itibaren Muhammed'in tabiiyim. Bir kat çıldırdı. Zaten dedi eğer Muhammed'in tabi olmazsan yatağını al karşılığa git dedi. Bir kat o kadar hayret etti ki Şeymaz ne yapıyorsun sen deli misin? Sen beni sevmiyor musun? Çok seviyorum dedi. Ama Muhammed'in üstün değil dedi. 10 sene daha varken yatağı alacaksın, karşılığa gideceksin. Ya ondan Muhammed'e iman edeceksin. Başka hiç çaresi yok. Bu şey, hadise 12 sene sürdü. 12 sene karşılığa gidecek dedi. Bir kapı. Birbirlerine karşı duyulması mümkün olan bütün mecazi aşkı duyuyorlar. Bunu ispat edeceğim biraz sonraki dördüncü sayfada, açacağımız dördüncü sayfada bunu anlatacağım. Yani bu kadar çok sevmesine rağmen asıl olan Allah aşkıdır, Muhammed'dir. Burada yoksa ben de yokum arkadaş diyor. Ve hemen ardından bütün itirazlara, bütün çevrenin tepkilerine rağmen hem İslamiyet'ini ilan etti, hem de çok enteresan bir şey yaptı. Muhammed türküsünü her yerde söylemeye başladı. İslamiyet'in Arabistan'da büyük reaksiyonlar göstermeden yayılmasında Hazreti Şeyma'nın Muhammed türküsü bir numaradır. Çünkü biliyorsunuz, İslamiyet'e karşı reaksiyon Mekke ve Medine'de oldu ama Arap çölünde o zaman adet Mekke ve Medine'de bir hadise olduğu zaman çöldeki bedeniler hem yağmaya iştirak etmek için hem taraf tutmak, zenginlerin tarafını tutmak için gruplar halinde gelirler, katılırlar bu hadiseye. Yani eğer Şeyma'nın türküsü olmasaydı Mekke çölünde ne kadar yanına ekmediği varsa adamlarını toplayıp gelip Ebu Cehil ve şürekasına karışacaktı. Onlar haber gönderiyordu ama hiç iştahlı kimse gelmiyordu. Çünkü Hazreti Şeyma Muhammed türküsünü söylüyordu. O çöldeki adamlar bunu anlamıyordu. O çöldeki adamlar iman etmiyordu. Ama öyle bir esir bir türküydü ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmek o türküyü dinledikten sonra mümkün değil. Şimdi bu hikmet içerisinde bu türkünün yayılmasıyla beraber işte Efendimiz'e karşı olan sadık sevgisinin o müthiş sevdasının bir eseri olarak kendini bütün Fahri Kainat Efendimiz'in gönüldeki manevi sırrını intikal ettirmek için, yaymak için büyük bir görev kampanyasına girmişti. Gönül kampanyasına girmişti. Bu gönül kampanyasına giriş Hazreti Şeyma'nın mana aleminden niceleri duymayanlar tesadüfen başka bir mana denizinde bulunanlar Hazreti Şeyma'nın türküsünü duyabilmek için yeniden mana aleminden Arap Yarımadası'nın o çöllerine niyaz için gelirlerdi. Melekler niyaz için gelirlerdi. Şeyma bir çıksa da Muhammed türküsünü okusa diye. Bu kadar müthiş bir hadiseydi. Bu müthiş hadisenin içerisinde Hazreti Şeyma'yı özellikle Mekkeli kafirler çok rahatsız oldular. Muhammed türküsünün çölde yaptığı büyük etkiyi sezdiler. Onu susturmak için üzerine askerler gönderdiler. Elinde kılıcıyla hepsine karşı çıktı. Beni kimse susturamaz diye. Kocasının da kendilerinden biri olduğunu düşünerek baskı yaptırmak istediler ama hiçbir şey para etmiyordu. O sırada çok enteresan bir hadise oldu. Hazreti Şeyma'yı susturmak için gelen grupta Hazreti Halime'yi şehit ettiler. Hazreti Halime'den sonra eşi Hazreti Halis ki o da ilk günde türküyü dinledikten sonra Müslüman olmuştu. O da şehit oldu. Böylece Hazreti Şeyma'nın annesi babası da Sevda Muhammed'i uğruna ilk yalan ışıklardan oldular. Hazreti Şeyma kocasının muhalefetine, çevresinin direnmesine, çölün yalın vahşetine rağmen Muhammed türküsü sevdasından vazgeçti. O kadar ileri bir safiye geldi ki adeta kavimler arasında tartışma oldu. Bunu kesmezsek biz bütün Arabistan'a bu din girecek. Kendiler de bilmiyorlar.
türküden bir şey anlamıyorlar ama türkü söylendikten sonra gönüllerinde Muhammed sevgi başlıyor. Bir müddet sonra unutuyorlar ama bu öyle bir esrarengiz dalgaydı ki bütün kafirleri tedirgin ediyordu fakat çare bulamıyorlar. Hazreti Şeyma bütün bu 12 yıllık şey sırasında, macera sırasında Efendimizin hicretinden sonra, Mekke'nin fethinden sonra bütün bu günlerin başmasından sonra oldu, 6 yıl daha geçti, 7 yıl daha geçti, 19 yıl oldu. Hala Hazreti Şeyma bir kadın kapıdan baktırmıyordu. Ama ne acayip bir şeydir ki terk etmiyordu. Bunun üzerinde duracağız sonra 4. sefede. Ve Hazreti Şeyma Müslümanları hanım hanım izliyordu. Mekke çölünde ızdırap çektikleri zaman hanım hanım izliyordu. Özellikle bu mücadelenin 9. ve 10. senesinde başlamışlar. Yani 19 senede anlamadan bir şey yapmamış gibi oldum. Onu arz etmek istiyorum. Hazreti Şeyma orada çölde ızdırap çeken ve Resulullah'ın bizzat Miraç'ta dile getirdiği o bir avuç Müslümanın açlığına ve sustuğuna medar olmak üzere en ücra çöldeki köşelerde Yemen'in yakındaki çadırlarda Saman'ın yakındaki çadırlarda bu türküyü söyleyerek bu sefer profesyonel gibi para toplamaya başladı. Türküyü söylüyordu, Şeyma gelecek. Bir tek türkü söylüyordu ama Muhammed türküsü. Para topluyordu. Bu biriktirdiği paralarla buğday alıp su alıp çöldeki Efendimiz'i çok hassaslaştıran o bir avuç mümine, o 80 kişiye su ve yiyecek gönderiyordu. Bu perde bittikten sonra onların çilesi tamamlandı. Medine'ye göçler oldu, Medine'de zaferler oldu. Nihayet Mekke düştü. Ondan sonra Arabistan'da en son kalan kafir grubu bir daha toparlanıp İslamiyet'in üzerine gelmek için Hüneyn'de İslam ordularına karşı çıktılar. Hüneyn'de çok ciddi bir savaş oldu. İşin hikmetli tarafı, Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmek istediği manevi hikmetler açısından Hüneyn Savaşı'nın içerisinde Hazreti Şeyma'nın eşinin kabilesi de vardı. Ve büyük bir grup Hüneyn Savaşı'nda Resulullah'a karşı savaştılar. Mekke'li Müslümanlar dahil o eskiden Efendimiz'e karşı çıkan sonradan Müslüman olduktan sonra İslam ordusuna geçip savaşan insanlar ki bunların en meşhurları Halid bin Velid'le İkrime'dir. İkrime, Halid bin Velid'i biliyorsunuz Uhud'da İslam ordularını yıkmaya çalışan adam. Sonradan Hazreti Halid oldu başka. Ondan sonra İkrime de Ebu Cehil'in oğlu. O da Mekke'nin fethinden evvel Müslüman oldu. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlara Kur'an-ı Kerim'de ayet biraz soğuk bakıyor. Açık açık diyor ki Suriyadid'de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar, Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olanlarla kıyaslanamaz. Ta ki onlar kadar mücahid olsunlar, onlar kadar infak sahibi olsunlar, o zaman düşünürüm diyor Allah. Onun için birisinden bahsederken, İslam tarihinde Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmak çok büyük bir şey, avantaj. İşte İkrime de Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olanlardan, o da bu Hüneyn Savaşı'nda çok ciddi başarılar gösterdiler. Ve en sonunda yendiler Hüneyn'de karşı tarafı kafirleri ve 7000 kişi esir alındı. Bu esir grubun içerisinde Hazreti Şeyma'nın bütün soyu vardı. Annesi babası daha evvel şehit olmuştu ama bütün akrabaları vardı. Ve Hazreti Şeyma da bu grubun içerisinde, esirlerin içerisine karıştığı zaman İkrime dedi ki sen Resulullah'ın süt kardeşisin, lütfen esirlerin içine karışma. Esirlerin içine karışma, onların hesabı çok ağır. Çünkü İkrime o kadar kızmıştı ki Mekke'nin fethinden sonra bu yanlık, yalın ayaklara ne oluyor ki hala İslamiyet'e karşı çıkıyorlar. Mekke, Medine gibi Arabistan'ın o zaman söz sahibi olan insanları İslamiyet'i kabul etmiş, hala yalın ayak çöldeki 3-5 kişi İslamiyet'e karşı kılıç çekiyor diye
fevkalade asabiyete kapıldıkları için çok sert savaştılar ve ezimlere de çok sert muamele yapıyorlardı. Utanmadınız mı hala eriş bittikten sonra bu ihanete, hıyanete diye. İşte o sırada Hazreti Şeyma'nın esirlerin başında bulunması yahut da onlara müzayir gibi davranması, İkrim'e o kadar dedi ki sen başkasın, sen bizim başımızın tacısın, bunları Allah aşkına bırak kendi haline dedi ki. Onlar benim kavmim bırakamam, akrabalarım dedi. Aslında buradaki kastı bir garipti. Bakınız bunu çok iyi çevirdim. Bir İslam hanımefendisinin, bir muhteşem insanın gönlündeki sevginin billur gibi saflığına, kristal gibi elmaslığına bakınız ki Efendimiz'e karşı yapmadık fedakarlık bırakmamış. 19 yıl maddesel olarak sevdiği eşinin yanına gitmemiş, elini tutmamış. Ki Arap Yarımadası'ndaki bir kadının, bir erkeğin birbirlerine karşı hele sevdikten sonra arzularını çok iyi kafasına koymak lazım. Bazı insanlar çıkıyor, ne yapayım efendim dayanamadım, Allah belanızı versin. Siz ne gördünüz ki? Hangi heyecan gördünüz siz, hangi hormon gördünüz? Gidin de görün oralarda hormonu. İşte böyle bir sınır içerisinde, böyle bir hikmet içerisinde terk etmedi. Niye terk etmedi? İşte biz onun gönlündeki Muhammed sevgisinin tamamen kristal bir hikmet olduğunu bilelim. İçerisinde en ufak mecaziyet olmadığını bilelim diye. En ufak bir mecaziyet olsaydı Efendimiz'e karşı olan sevdasında kocasını mı düşünür? Oraya gelir mi? Yanına bakar mı? Esir olmuş ne bozun gitsin kendisi aşağı. Hayır. Onun üzerine dedi ki ben dedi Resulullah'tan bir niyazda bulunacağım dedi. İkrim'e hayır dedi. İçeriye girip sorayım dedi. Sordu. Dedi ki Resulullah kabul ediyor sizi buyurun dedi içeriye dedi. Şimdi 20 yıldır evet 20 yıldır görmüyordu. Resulullah 22 yıldır Hazreti Şeyma çadırdan girdiği zaman yine İkrim'e anlatıyor bunu İslam tarihine. Hayret bir şey diyor. Resulullah ayağa kalktı diyor. Hazreti Şeyma'ya Resulullah ayağa kalktı diyor. Hayret bir şey. Olacak iş değil. Görünmüş iş değil. Gel bakalım Şeyma ne istiyorsun dedi. Oturttu yanına. Efendimizin dedesi Abdülmuttalip'ten kalan çok özel bir sevgi, sıcaklık huyu vardı. Çok sevdiği insanların hırkasının eteğini uzatarak oraya oturtturdu. Bu çok özelsin demektir. Hazreti Şeyma'yı da öyle yaptı. Hırkasının ucunu uzatarak gel otur bakalım dedi. Oturttu. Söyle dedi ne arzu ediyorsun? Ya Resulullah benim bütün akrabalarım esirdir. Lütfen söyleyin İkrim'e bunlara güzel muamele yapılsın dedi. İsteğin bu mu dedi evet. Gel İkrim'e dedi. Hüneyn'de kaç şey esiriniz var? 7 bini de diyetsiz serbest bırakılmıştır. Herkes istediği yere gitsin dedi. Bir kere o zamanki Arap değil, Orta Doğu'daki savaş kaidelerine göre olmayacak bir şeydi. Mutlaka esirler diyet yapacak. Yahut Efendimiz şey koymuştu, özel muamele koymuştu, okuma yazma öğretecek, çalışarak iş yapacak. Ancak öyle esaret buna ayrılabilecekler. İlk defa bu kaide bozuldu. Herkes serbesttir dedi. İkrim hayretler içerisinde, peki ya Resulallah dedi. Emri Muhammedi bu. Yani sıradan bir kumandan olsa otururlar tartışırlar aşağıda. Ya biz bunları bırakıyoruz toplanlar bir daha savaş yaparlar mı? Yahut bunların niyetleri ne olacaktı ama emri Muhammedi olduğu için hepsi serbest bırakılmıştır. Esirlerin dedi, İkrim'e baş üstüne dedi, bunu infaz etmek üzere, bu emri yerine getirmek için dışarı çıktı. Dışarı çıktığı zaman Hazreti Şeyma gözlerinden iki damla yaş akarak memnun değil misin Şeyma, senin istediğin bu değil miydi? Başlangıçta buydu ya Resulallah. Ama düşündüm ki esirlikten bırakılacaklar da ne olacak? Onlar nefislerinin esiri olduktan sonra 3 gün, 5 gün sonra nefislerinin esaretinde ölüp telef olup gidecekler. Peki ne yapayım? Sen rahmet denizinin sahibisin. Sen Allah'ın nazlını kıramayacağı insansın. Bunların nefislerinin esaretinden kurtardın. Resulullah ki bu biliyorsunuz Efendimizin İslamiyet'in intişarından beri hiç kimseye
özel olarak nefis perdesini kaldırıp buyurun size aliyet diye kapağışma dedi olaydı. Hem de 7000 kişiye. Şeyma dedi, gönlüm böyle mutlu olacak dedi, evet dedi. Hepsi de nefsinin esaretinden kurtulsun öyle söyledi, 7000 dedi. Ve 1000 metre ilerideki, 1000 metre ilerideki 7000 esir aynı anda Allahu Ekber diye bağırdı. O zaman bütün Müslümanlar, bütün çevrede bulunanlar hayretler içerisinde olayı yormak istediler ama yorulacak tarafı yok. Resulullah'ın hiç başvurmadığı, göstermediği bir mucize. Onun üzerine tekrar İkrime ve çadıra diyen İslam büyükleri toplandılar. Herkes böyle hayretle Resulullah'a bakıyor. Yani şunu demek istiyorlar çünkü Efendimiz'in huzurunda öyle lüzumsuz laflar edilmez. Bundan niye bırakıldı filan gibisinde yahut da nasıl Müslüman oldular, bu ne mucize filan. Böyle laflar Resulullah'ın huzurunda hayvaniyettir. Onun için hiç kimse bir şey. Yalnız bir hayret hali var. Yani istiyorlar ki bir izah etsin. Şeyma'ya bu hadise nedir? Bu sıcaklık nedir? Niye yaptın biliyor musunuz dedi Resulullah Efendimiz. Bir zamanlar çölde 80 kişimiz vardı hatırlıyor musunuz? Ebu Bekir'in parası bitmişti. Benim Hatice'den kalan bütün paralarım bitmişti. Ve en son çare açlığa, susuzluğa mahkum ölmek üzereydi bu 70 kişi. Halbuki bunlar benim şuramda, gönlümdeki heyecandı. Ben bunların ölmesine dayanamadım. Ben bunu tam Miraç'ta Allah'a anlattım. Ama benim size bildiğiniz bir şey var. Bir gün oraya gittim. Bir manevi himmetle beni görürlerse açlıklarını, susuzluklarını unuturlar diye. Ne gördüm biliyor musunuz dedi. 4 tane deve yükü buğday geliyor ve su geliyor dedi. Hayretle ettim bu mucizevi geliş için dedi. Şeyma gönderdi efendim dediler dedi. Ve onlar Şeyma'nın bu gönderdikleri su ve buğdayla 3 ay daha yaşadılar ki 3 ay sonra da zaten Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla çöle sürgün kalktı ve dini hicret başladı. Anladınız mı dedi şimdi Şeyma'nın özelliğini dedi. Ama dedi unutmayın, o bunu şahsi senedinden yapmadı. Canını içe sayarak, belini kılıcını sakıp, sokup, çölde çadır çadır Muhammed türküsü okudu. Canını ortaya koydu, her şeyini ortaya koydu. Allah'a güvendi, o topladığı paralarla bu buğdayı aldı. Onun için dedi, 7000 kişi onun için dedi, merak et dedim. Onun için 7000 kişinin gönlündeki perdeyi kaldırdım dedi. İşte bakınız, Hazreti Şeyma'nın gönlündeki sevda-i Muhammedi'nin yarattığı mucizeye bakınız. Niçin o çöldeki insanlar acır? Niçin bu kadar çok acır? Kendini feda ederce o sıcakta, o çöllerde türkü söylemek, hele o vahşi yamyamların çadırına girip bir kadın olarak, güzel sesli bir kadın olarak türkü söylemek ne sanıyorsunuz siz? Kendisi ateşe atmadı. Hiç dinlemedi. Hiçbir şeyden korkmadı. Neden? Gönlünde Muhammed ateşi yanıyor. Her şey buz gelir. Parçalarlarsa parçalasınlar diyor. Yanarsan yanarım diyor. Ama Muhammed huzursuz oluyor diyor. Onlar orada aşk aldıkça Muhammed huzursuz oluyor. Ben ne yapabilirim? Kocası vermez. Kocası zengin ama çöp vermez. Efendimiz'e karşı çünkü. İşte bunu anlattıktan sonra Şeyma gidiyor. Gitme Şeyma dedi. Gönlünde kaldı dedi. Bir katı istiyorsun benden dedi. Ama takdirden hiç açılmayan bir kapının arkasında bir kalp dedi. Kalbi tam ayetle mühürlenmiş denen sınıftan. Ama senin gönlünde öyle bir Muhammed sevgisi var ki bir katı açacak dedi. Hakikaten bir süre sonra bir kalp geldi. Müslümanlığı kabul etti. Bu öykünün fevkalade üstün yanlarından bir tanesi şu arkadaşlar. Sevda-i Muhammed'in açabileceği kapı yok. Bir, Hazreti Şeyma'nın sevgisindeki arınmışlık, sırf Muhammed'e ait olan kristal Allah sevgisi. Bunu yaşatmak ve bunları bir araya getirmek ve bunların indinde de bir büyük mucize daha gönlüne aşk-ı mecazi düşmüş olan bir kadın terk ettiğini düşünüyor musunuz? O gönlünde olmasa Efendimiz söylemez. Asıl senin gönlünde bir şey daha var. Bir kadın da kurtar demek istedin ama bak 7000 kişiye o kurtulmadı çünkü onun çok vahim bir trajedisi var. Ama buna rağmen
onu mutlaka kurtaracağım dedi. Ve hakikaten bir kat geldi, İslamiyet'i kabul ederek ve İslamiyet'in şen kadrosuna girerek böylece Hazreti Şeyma'nın gönlünde en ufak bir üzüntüye yer kalmasın diye Cenab-ı Hak bu operasyonu yaptı. Yani Şeyma'nın bu sevdasına karşılık onun gönlünde tereddüdü mucib, içinde eksiklik yaratacak aşk-ı mecazisine ait de olsa bir sırkamız. Ama bu Hazreti Şeyma'nın bakınız iki sevdaya da sadakatı hatırınızdan hiç çıkarmayın. Bir tanesi menfi bir adam ama aşk-ı mecaziye düşmüş. Elde değil. O aşk-ı mecaziye düşmek o da elde değil. Ona düşmüş. Onu terk etme. Ama Muhammed sevgisinden hiçbir zaman üstün tutmadı. Daima aşağıda tuttu. Daima ayağının altında tuttu ama terk etmedi. Çünkü sevgiye sadakat çok önemli bir şeydir. İşte Hazreti Şeyma'nın o muhteşem öyküsü içerisinde Allah inşallah şefaatini nasip etsin hepimize. Çok güzel bir hanımefendiydi. Çok muhteşem bir hırkat şaheseriydi. Yani bunlar insan kendisine bakarak, diğer insanlara bakarak iyiymiş, güzelmiş diyemez. Hırkat şaheseri. Böylesine sevgiyi avuçlarının içerisinde oynayan aşk-ı ilahiyi bir sanat haline getiren bir insanı daha rastlamak çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn, İhdinâs sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Ya Rabbi, güzeller güzeli, sonsuz şaheserin Fahri Kâdet Efendimiz'in mübarek mütehar Hazretleri'nin ruhuna ve onun sevgili kardeşi, gönüllerimizin sevdayı öğreticisi Hazreti Şeyma'nın ruhuna niyaz edildik. Lütüflerinden, gelenlerinden, ilgilerinden, şefkat seve, sevgilerinden mahrum etme. Onların kölesi olmak şerefini bizden alma ya Rabbi. Ya Rabbi Hazreti Şeyma'nın bu kristal Muhammed sevgisindeki hikmetleri, bu devrin İslam kadınına talip, bütün hanımefendilere nasip eyle ya Rabbi. Sadakallahu aleyhi ve sellem.